saygıdeğer konuklar, değerli misafirler. Dikilmiş bir Osmanlı evladı. Dik dur, eğilme, inananlar seninle. Allah. Allah'ın emrettiği yoldan geri dönme, dik dur, eğilme, inananlar seninle. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Çanakkale'de siz değerli Roman kardeşlerimizle buluşuyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizler aracılığıyla Türkiye'deki, dünyadaki tüm Roman kardeşlerimize de sevgilerimi gönderiyorum. 14 Mart Romanlar Gününüzü kutluyor. Bu güzel programı düzenleyenlere şükranlarımı sunuyorum. Aslında dünyada Romanlar Günü biliyorsunuz 8 Nisan'da kutlanıyor. Ama bizdeki Roman kardeşlerimiz bu kutlamayı artık 14 Mart'ta yapacaklar. Bu tarihin seçilmesinin sebebi de geçmişte yine bir 14 Mart tarihinde Roman kardeşlerimle yaptığımız buluşmada verdiğimiz mesajlar olarak ifade ediliyor ve böyle bir mutabakat aramızda oluştu. Bizim Roman kardeşlerimizle temasımız başbakanlığım döneminde, cumhurbaşkanlığım döneminde başlamadı. Ben çocukluğumdan itibaren Roman kardeşlerimle birlikteyim. Onlarla birlikte büyüdüm. İstanbul'un Kasımpaşa'sında, Kulaksızında, Kaptanpaşa mahallesinde onlarla birlikte büyüdüm. Aynı ilkokulda sınıfı paylaştım. Beraber okuduk. Geldiğim hiçbir görevde de onları unutmadım, ihmal etmedim. Allah sizden razı olsun Cumhurbaşkanım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Roman kardeşlerimin yanında yer aldım. Dertlerinin, sıkıntılarının çözümü için çalıştım. Başbakan oldum, aynı şekilde onların yanında yer aldım. Çalıştaylar düzenleyerek, toplantılar yaparak meselelerinizin takipçisi oldum. Kanunlardaki, yönetmeliklerdeki incitici ifadelerin ayıklanmasından toplu konut inşasına, sosyal desteklerden sanatçı kimliklerinin tesciline kadar her alanda çalışmalar yapılmasını sağladık. Her fırsatta da sizlerle bir araya geldim. Çok değil, daha 36 gün önce 6 Şubat 2015 tarihinde Bursa'da Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Roman kardeşlerimizle buluştuk. Görüştük, hasbihal ettik. Şimdi de burada, Çanakkale'de sizlerle bir kez daha buluşuyor. Aynı coşkuyu, aynı heyecanı yine sizlerle birlikte yaşıyoruz. Ben Roman kardeşlerimi etnik kimliğinden, parasından, pulundan, şusundan, busundan dolayı sevmiyorum. Sadece Allah rızası için seviyorum. Allah nazarında aynı haklara, aynı mükellefiyetlere, aynı değere sahip insanlar olduğumuzun bilinciyle sizleri seviyorum. Ne diyor o güzel Roman şarkısında? O da Allah kuludur, her kim olursa olsun, ille de Roman olsun. Bizler aynı kıbleye yönelen, haktan gelen ve yine hakka dönecek olan, tüm sıfatlarının ötesinde insan sıfatına haiz kullarız. Her kim ki diğer sıfatlarından birini insan sıfatının önüne çıkartır, işte o zarardadır. O gaflettedir. O acz içindedir. Biz aynı sıkıntıyı kadınlar konusunda yaşıyoruz. Aynı sıkıntıyı Kürt kardeşlerim, Suriye'den, Irak'tan gelen Arap kardeşlerim konusunda yaşıyoruz. Ağızka Türkleri, Boşnak kardeşlerim, bunlar konusunda da yaşıyoruz. Kimi zaman etnik ayrımcılıkla, kimi zaman cinsiyet ayrımcılığıyla, kimi zaman kültürel ayrımcılıkla diğer vasıflardan biri insan sıfatının önüne geçirildiğinde sorun başlıyor. Bakın şu çözüm sürecine bakın. Her televizyona çıkan, varsa yoksa Kürt sorunu, Kürt sorunu, Kürt sorunu. Ve bununla adeta ülkemizi parçalamanın, bölmenin gayreti içerisine giriyorlar. Bu ülkedeki mevcut etnik unsurların hepsinin kendine has sorunları vardır. Varsa yoksa Kürt sorunu diye bir şey yok. Ben 2005'te Diyarbakır'da bunu ifade ettim ve bu süreç kapandı. Bizim sorunumuzdur dedi ve biz bu işi kapattık, bitirdik. Hala bunu devam ettirmek isteyenler var. Bunu niye devam ettirmek istiyorlar? Molotov kokteylini eline almak için. Niye? Havai fişeklerle insanları öldürmek için. Niye? 5. kattan o kurbanlık eti dağıtmak isteyen Yasinleri öldürmek için. Değerli kardeşlerim, bunların etnik kimliklerinden kaynaklanan bir sorun bu ülkede yok. Çünkü biz yaratılanı yaradandan ötürü seven bir medeniyetin, bir inancın mensuplarıyız. Biz Türk'ü de, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkes'i de, Roman'ı da, Boşnak'ı da, Gürcü'yü de, Abazay'ı da, Ahıska'yı da hepsini de aynı şekilde severiz. Bir ayrım yok. Çünkü müminler ancak kardeştir. Bizim ölçümüz bu. Tüm hayatımız boyunca. Bu ayrımcılıklara karşı mücadele ettik, etmeyi sürdüreceğiz. Ben işte bu yaklaşımla, samimi bir kardeşlik bilinciyle, uhuvvet bilinciyle sizleri seviyorum. Sizleri kucaklıyorum. Bu toprakların yüzyıllar boyunca farklı kimlikleri, farklı kültürleri, farklı inançları bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşatma tecrübesi var. Biz işte böyle bir medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. Sizler de bu medeniyetin ayrılmaz bir parçasısınız. Dün de öyleydiniz, bugün de öylesiniz. İnanıyorum ki yarın da öyle olacaksınız. Tek fark, bugün artık size dün yapılan haksızlıkların, ayrımcılığın, ötekileştirmenin yapılamıyor olmasıdır. Rahatsız oldukları konu budur. Yunus Emre ne diyor? 18.000 alemin cümlesi bir içinde. Kimse yok birden ayrı, söylenir bir içinde. Cümle bir onu birler, cümle ona giderler. Cümle dil onu söyler, her bir tebdil içinde. Bizim davamız işte bu birliğin davasıdır. En batıdan en doğuya kadar, en kuzeyden en güneye kadar. Bizim için herkes bu birin bir parçasıdır. Tamamlayıcı cüzüdür. Maalesef geçmişte ülkemizde insanlarımızın inancından ötürü, dilinden, kılığından, kıyafetinden, kültüründen ötürü horlandığı, tahkir edildiği, 2. sınıf addedildiği dönemler yaşadık. Roman kardeşlerim bunu çok yakından biliyor. Aynı şekilde Kürt kardeşim de biliyor. İmam Hatipli kardeşim biliyor. Başörtülü kardeşim biliyor. Bu ülkede o kadar çok insanı ötekileştirdiler ki devletle milletin arasına adeta uçurum ördüler. Ankara'nın ulusuna, Kızılay'ına kasketli, şalvarlı vatandaşlarımızın alınmadığı günleri yaşadı bu ülke. İş o dereceye varmıştı. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece diyen Aşık Veysel'i bile Ankara'ya sokmuyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Neler yaşadı bu ülkeye? Bir devlet milletine, kendi insanına böyle bir muameleyi reva görür mü? Gördü işte. Ama farklı gerekçelerle, farklı sebeplerle yürütülen bu ayrıştırma politikaları sonunda iflas etti. Milletimiz her fırsatını bulduğunda hakkına, hukukuna, inancına, kültürüne saygı duyanlara ülke yönetimini teslim etti. 2002 Kasım her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye için bir milattır. Tarihi bir dönüm noktasıdır. Ülkemizdeki her kesim gibi, her vatandaşımız gibi Roman kardeşlerimiz de demokrasi ve özgürlük ikliminde haklarına kavuşmaya başladı. İnşallah bu süreci kesintisiz devam ettirecek, herkesle birlikte Roman kardeşlerimizin de bu ülkenin tüm imkanlarından adil şekilde faydalanmalarını temin etmeyi sürdüreceğiz. Kardeşlerim, bakın Batı. Roman kardeşlerimizi ülkelerinden sürüyorlar. Halbuki Avrupa Birliği müktesebatına göre böyle bir şey yapamazlar. Ama buna rağmen, isim vermeyeceğim, bazı ülkeler var ki Romanları ülkelerinden şu anda çıkarıyorlar. Dünya bunları yaşıyor. Dünyanın sesi var mı? Yok. Hiç sesleri çıkmıyor. Ama biz bunları bilmemiz lazım. Onun için Türkiye farklı bir ülke. Kardeşlerim, tarih bize çok anlamlı ibretler, çok özel deneyimler, güzellikler sunduğu kadar acı hatıralar, kötü uygulamalar, buruk mağlubiyetleri de sunuyor. Maalesef tarihte çok sayıda millet sırf inancından, renginden, kimliğinden dolayı kötü muamele görmüş, vatanından, toprağından sürülmüş, işkencelere, toplu ölümlere, soykırımlara maruz bırakılmıştır. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Endülüs medeniyeti sadece Müslümanlar için değil, Batılılar için de çok önemli bir merkez olur. İlmin, bilginin, irfanın kaynağı haline gelmişti. Endülüs, Hristiyanı, Yahudisi, Müslümanıyla herkesi bir arada yaşatmayı başarmış örnek bir medeniyettir. Peki bugün kendisine medeni denen Avrupa ne yaptı? O Yahudileri biliyorsunuz Endülüs'ten sürdü. Ve bunların 500.000'ini ecdadımız Osmanlı nerede kabul etti? Burada kabul etti. İstanbul'da kabul etti. Türkiye'de kabul etti. Ecdadımız böyle bir ecdat. Kadın, çoluk çocuk demeden Endülüs'te Müslümanlara büyük bir soykırım uyguladı. Koskoca bir coğrafyayı Müslümanlardan arındırdı. Sadece Müslümanlardan mı? İşte az önce söylediğim Yahudilerden de. Ve soykırıma tabi tutuldular. Burada işte Roman kardeşlerim var. Buradaki kardeşlerimin atalarını sorsanız, köklerini araştırsanız mutlaka batıdan gelenler de vardır. İstisnasız batı ülkelerinin tamamında Romanlar zulme uğradı. Katliamlara maruz bırakıldı. Yerlerinden, yurtlarından çıkarıldı. Şimdi bu zulmü, bu insanlık dışı muameleyi yapanlar bugün dünyaya nizam vermeye, akıl vermeye, insanlık dersi vermeye, insan hakları, özgürlükler, barış diyorlar ama ülkelerindeki yaşananları görmezden gelip çifte standart uygulamaya devam ediyorlar. Beğenmedikleri, istemedikleri kim varsa hemen bir terörist yaftası yapıştırıyor, o kesime topyekün tavır alıyorlar. Kendileri hakkında olumsuz yazı yazanları hemen dışlıyorlar. Ama bizim peygamberimize hakaret edenlere demokrasi diyerek, fikir özgürlüğü diyerek sahip çıkıyorlar. Böyle fikir özgürlüğü mu? Topraklarından arındırmak istediğin kim varsa onlara yapılan saldırılara ses çıkarmayacaksın. Sonra gelip dünyaya demokrasi, insan hakları dersi vereceksin. Dünya ırkçılıktan çok çekti. Dünya ve İslam alemi mezhepçilikten, sen ben kavgasından çok çekti. Biz öncelikle kendi içimizde, sonra bölgemizde ve dünyada İslamofobi ile, ırkçılık ile, mezhepçilik ile mücadeleyi sonuna kadar yürütmeye kararlıyız. Bizim dinimiz öldürmeyi değil, yaşatmayı, zulmü değil, merhameti, şefkati, rahmeti esas alır. Farklılıklar bu ülkenin zenginliğidir. Farklı kültürler, farklı kimlikler Türkiye'nin en büyük gücüdür. Roman kardeşlerimizin bu ülkenin 1. sınıf vatandaşları olduğunu herkes bilmelidir. Bunu böyle kabullenmelidir. Buna karşı çıkan, buna aykırı iş yapan herkesten önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve makamını karşısında bulur. Ama şunu da açık söylüyorum, içinden geldiğim hükümeti de karşısında bulur. Romanlar bu toprakların üvey evladı değil, asli unsurudur. İşte bu yıl Çanakkale zaferinin 100. yıl dönümü. Bu zaferde Romanların payı yok mu? Elbette var. Sizlerin dedeleri Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda savaştı. Şehit düştü. Gazi oldu. Herkesin bu ülkede ne kadar hakkı varsa Roman kardeşlerimin de en az o kadar hakkı var. Ne bir eksik ne bir fazla. Roma kardeşlerimin büyük düşünmesinin zamanı artık geldi. Önümüzde seçimler var. 2019'da 3 seçim birden var. Sizler seçen olduğunuz kadar seçilen olma hakkına da sahipsiniz. Temsilcilerinizi belediye meclislerine gönderdiğiniz ama yeterli değil. İl genel meclislerine gönderdiğiniz ama yeterli değil. Büyükşehir meclislerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermelisiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan çocuklarınızın eğitimine önem vermek ve aranızdaki birliği, beraberliği güçlendirmelisiniz. Bunları yaptığınızda üç çocuk var. Maşallah. Şimdi bak, hemen burada valimiz Ahmet Bey'e talimatı burada veriyorum. Bunları yaptığımızda kilitli gibi duran tüm kapıların birer birer kendiliğinden sizlere açıldığını göreceksiniz. Biz bunun altyapısını oluşturmaya devam edeceğiz. TOKİ sizler için evler yapıyor. Belediyeler kentsel dönüşüm kapsamında sizlere yeni yaşam alanları oluşturuyor. Bu çalışmaların sonuna kadar destekçisiyim. Roman kültürünün bu ülkenin önemli bir değeri olarak korunması, yaşatılması konusunda tüm kuruluşlarımızı göreve çağırıyorum. İşte az önce burada bir ilahi, aynı zamanda bir de burada birçok enstrümanı kullanan yavrularımızı gördünüz. Bunlar şimdi Kocaeli'nde, bakın, kardeşlerimizin, yani Roman Konfederasyonu'nun oradaki oluşturmuş olduğu bir konservatuvarda yetişiyorlar. Bakın, küçücük yaşta hepsi kemani olmaya başladılar. Org çalıyor, bunu da gördünüz. İnanıyorum ki bunların içinde kanuni de var. Bu akşam o kadar geniş tabii gelmediler. Tabii. Bilirim. İnşallah yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeni Türkiye sizlerin de katkılarıyla kardeşliğin, barışın, huzurun, bir büyük kucaklaşmanın adresi olacak. Ben bu düşüncelerle bir kez daha sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.